Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte AYT kampımızın sonunda bulunan limit türev integral çalışma sorularının çözümlerini yapacağız. Ödev sorularının çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Limit türev ve integral sorularını kavramlı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Toplamda 3 video çekeceğiz. 3 tane de test olacak. Dilerseniz ilk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. Ve sevgili gençler lütfen kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlarım. Başlayalım bakalım. Şimdi M ve N gerçek sayılar. X'lerin 2'ye gittiği durumda x kare eksi mx artı 6 bölü x eksi 2 eşittir. N gibi bir, bakın N neydi? Reel sayıydı. Demek ki burası bir reel sayı oluyormuş sevgili gençler. Buna göre M çarpı N kaçtır diye soruyor. Neden özellikle belirttim burası reel sayı oluyor diye? Çünkü sevgili gençler 2'yi burada yerine yazdığınız zaman payda 0 oluyor. Payda 0 olunca ifadenin beklediğimiz üzere tanımsız olması gerekiyordu. Fakat şöyle bir durum var. Sonuç bir reel sayı çıkmış. Yani bu ifade tanımsız olmuyormuş. Tanımsız olmuyorsa payda 0 olduğu halde tanımsız olmuyorsa ne oluyordur? Tabii ki belirsiz oluyordur. Demek ki 2'yi yukarıda da yerine yazdığımız takdirde sıfıra eşit oluyormuş sevgili gençler ve 0 bölü 0 belirsizliği geliyormuş. O halde yazalım. 4 eksi 2m artı 6'nın ne olması gerekiyor? 0. Şimdi 4 ile 6'yı topladın. 10 eksi 2m eşittir. Eksi 10 dedin. M buradan kaç geldi? M 5 geldi. Şimdi gençler M 5 ise üst taraf x kare eksi 5x artı 6 olacaktır. Alt tarafta x eksi 2. Üst tarafı x'e x ve eksi 3'e eksi 2 diye çarpanlarını ayırabilirseniz x eksi 2 çarpı eksi 3 x eksi 3 ve sevgili gençler alt kısımda da x eksi 2 var ve yine gördüğünüz üzere x'ler hala 2'ye gidiyor. Burada x eksi 2'ler yani belirsizliği yaratan ifadeler ortadan kaldırılırsa x gördüğün yere 2'yi yazdığın takdirde eksi 1 gelir ve bu da neye eşit olur? N'e eşit olacaktır. N eksi 1, M de 5 ise bunların çarpımı sorulmuş. Cevap kaç olacakmış? Bursa seçeneği olacakmış. Geçtim 2'ye. A ve B. Birer gerçek sayı ve G fonksiyonu negatif reel sayılardan reel sayıları tanımlı olmak üzere. Fx fonksiyonumuz ln ax artı b sıfırdan büyük veya eşitken sıfırdan küçükken de gx'miş. Ve bu fonksiyon neymiş arkadaşlarım? Tek fonksiyondur denilmiş. F fonksiyonu tek fonksiyonmuş. Ve x'ler eksi 2'ye giderken fx de ln 1 bölü 7'ymiş. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili gençler şöyle diyeceğiz. Bakın x'ler eksi 2'ye giderken fx demiş ya. Demek ki x'ler eksi 2'ye gidiyorsa eksi 2 nerede? Sıfırdan küçük. Demek ki bunu burada yerine yazacağız. Yani buradan g eksi 2 gelecek. Anlaştık. Peki bu g eksi 2 de neye eşit olacak arkadaşım? Ln 1 bölü 7'ymiş. Ln 1 bölü 7'ymiş diyeceğiz. Şimdi bizden istenen a kaçtır diye soruluyor. Ve bu fonksiyonun da biz tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. Yani g eksi 2 sevgili gençler aslına bakarsanız g eksi 2 eksi g2'ye eşittir. Ve sevgili gençler şimdi neyi bulmanın zamanı geldi? G2. 2'yi nerede bulacağım? Burada. Şimdi şurayı hatırlatmak istiyorum aynı zamanda. Tek fonksiyonlarda sevgili gençler şöyle oluyor. F eksi x eksi fx'e eşitse ancak f fonksiyonu tek fonksiyon oluyordu. Bundan kaynaklı f fonksiyonu tekse içerideki g için de aynı şey çalışacaktır. G eksi 2 eşittir eksi g2 dedik böylelikle. Şimdi de g2'yi bulacağız. 2 de burada olduğu için 2'yi direkt burada yerine yazmamız gerekiyor. Bu da kaçmış? Ln 2a artı b'ymiş diyeceğiz sevgili gençler. Evet, durum bu. Şimdi ben g eksi 2'nin ln 7 olduğunu biliyorum. Bakın g eksi 2 hop ln 7. Demek ki burası da ln 1 bölü 7'ymiş. Ln 7 değil, ln 1 bölü 7'ymiş. Ve artık şunu da biliyoruz ki 2a artı b demek ki 1 bölü 7 olacak sevgili gençler. Bakalım şunun eksilisiydi bu arada. Şu şekilde. Çünkü biz G2'yi bulduk burada sadece. G2 sevgili gençler ln 2 artı b eksilisi. Demek ki buradaki 2a artı b değil. 1 bölü 2a artı b. Neden? Çünkü bu eksiği bunun kafasına atabiliriz.
ve burası 1 bölü 2a artı b gelir. Artık buradan da şunu biliyoruz ki 2a artı b kesinlikle ama kesinlikle 7'ymiş. Şimdi buraya kadar tamamız. Bunda bir sıkıntı yok. Peki ben a'yı nereden bulacağım? Onu da şöyle yaparsınız. Bakın x'ler sıfırdayken, x'ler sıfırdayken görüntüsü şurada olacak. Dolayısıyla ln sıfır yerine yazdınız, ne geldi? Ln b geldi. Ve sevgili gençler, tek fonksiyonlar biliyorsunuz ki orijinden geçmek zorundadır. Dolayısıyla ln b'nin ben sıfır olması gerektiğini artık anlamış bulunuyorum. Bunun tabanı e idi. E üzeri sıfır 1 yapar ve bu da b'ye eşit olur. Demek ki b 1'miş. O halde 2a eşittir 1'i karşıya atarsınız 6 ve a buradan kaç gelir? 3. Demek ki cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiş olacak sevgili gençler. Evet, devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonumuz var. X'ler sıfırdan farklıyken x kare artı 1, x'ler sıfıra eşitken eksi 1'miş. Bakın gördüğünüz üzere sıfırdayken eksi 1, sıfırdan farklıyken de x kare artı 1 grafiği oluşmuş. Burası da boş çünkü sıfırdan farklıyken bu grafik oluşuyor. Buna göre denilmiş 3 tane öncül var, ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi f fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreklidir denilmiş. Sürekli olabilmesi için bir kere kopma olmaması gerekiyordu. Elimizi kaldırmadan çizebilmemiz gerekiyordu. Fakat sıfırda bu fonksiyonun süreksiz olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla birinci öncülümüz bizim yanlıştır. Mutlak f fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreklidir demiş. Ben bu fonksiyonun mutlak değerini alırsam x ekseninde kalan kısmın, yani buradaki noktanın yukarı doğru simetriğini, yani x eksenine göre simetriğini almam gerekiyor ki şu an bu fonksiyon gayet de bir sürekli olur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğru olur. Ve üçüncü öncülümüze bakıyoruz. X'ler sıfıra giderken f(x) eksi f0 bölü cos x eşittir 1'dir denilmiş. Şimdi x'ler sıfıra gidiyorsa şurada sevgili gençler sıfırın sağ ve sol limiti ikisi de gördüğünüz üzere 1. Dolayısıyla her halükarda, yani limit 1 olduğu için 1'i yazdım. F0 ne peki? F0 eksi 1 bölü cos 0 ne? Cos 0 1. Bunun da kare kökünü aldık. Şimdi 1'den eksi 1'i çıkardınız. 2 bölü kök 1 de 1 yapar. 2 bölü 1 2'dir sevgili gençler. Dolayısıyla 3. öncülümüzü de doğru diyebiliriz. Cevabımız ne olacakmış? Ceyhan seçeneğindeki 2 ve 3 olacakmış diyebiliriz. Devam 4'te. Pozitif reel sayılarda tanımlı fx eşittir kök x bölü 1 artı x fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki türevi nedir diye soruluyor bize. Yani sevgili gençler, f'in türevinde 1 sorulmuş bize. Ben bunun türevini alacağım. Nasıl türevini alırım? Bölümün türevi uygularım. Çünkü kök x fonksiyonunu 1 artı x'e bölerek f fonksiyonunu elde etmişiz. Bölümün türevi de neydi? Kök x'in türevi, yani birincinin türevi 1 bölü 2 kök x çarpı ikincinin aynısı eksi birinci sabit ikincinin türevi, ikincinin türevi 1 yapar bölü alttakinin, yani ikincinin karesi dedik. Bu f'in türevinde x. Şimdi ben x gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. 1 yazacağım, 1 yazacağım. Hep 1 yazacağız. Şimdi şu kısım 1 bölü 2. Şurası da 2 yapar. 2 kere 1 bölü 2 1 gelir. Eksi, bak burada ne var? Kök 1 kere 1 1 bölü alt kısımda da 4 var 2'nin karesinden. 1 eksi 1 0 bölü 4, cevap ne gelir? 0. Yani cevabımız bizim Adana seçeneğinde sevgili gençler verilmiştir diyebiliriz. 117. sayfamdayım. 5. sorumdayım. Y eşittir 4 doğrusu x kare artı 2 x artı a paraboline teğet etmiş. Deniliyor ki f türevi a ifadesi kaçtır? Şimdi bu sevgili gençler, yani y eşittir x kare artı 2x artı a sevgili arkadaşlar, buna teğetmiş. Y eşittir 4'e teğet oluyormuş. Peki y eşittir 4'e nerede teğet olur? Bu bir parabol ve kolları aşağı, pardon, yukarı doğru olan bir parabol. Çünkü baş katsayısı 1 pozitif ve y eşittir 4 de demek ki buymuş sevgili arkadaşlar. Demek ki bunun parabolünün tepe noktasının ordinatı 4'müş. O halde sevgili gençler, parabolünün tepe noktasının ordinatı 4 ise sen bunun parabolünün tepe noktasının apsisini bulursun. Yani bunun minimum değerinin apsisini ister eksi b bölü 2a yardımıyla bul, istersen de türevini al, 2x artı 2 sıfıra eşit de x buradan eksi 1 gelsin. Demek ki ben
Bu parabolde eksi 1'i yerine yazdığım zaman, yani minimum noktasının apsisini yerine yazdığım takdirde karşıma 4 çıkacakmış. O halde yazalım eksi 1 yerine. 1 eksi 2 artı a eşittir 4 diyelim. 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Onu da karşıya atarsanız a buradan kaç gelir arkadaşlar? Tabii ki 5 gelir. Bizden f türev a isteniyor şimdi. Türevi şuydu. A'yı yerine yazacağız. 2 kere 5 artı 2 cevap ne yapar? 12, yani cevap Edirne'ymiş sevgili gençler. Geçtim 6'ya. Dik koordinat düzleminde hareket ettirilen bir kameranın yörüngesi ya da takip ettiği yolu y eşittir kök x eğrisiyle modellenmiş. Bu kamera ile 19 bölü 2'ye 0 apsisli noktada bulunan bir cisim görüntülenecek. Şimdi bu kamerayla bunu çekeceğiz. Buradaki cismi çekeceğiz. Kamera A noktasına ne kadar yakın olursa o kadar net görüntü yakalanmaktadır diyor. Yani ne kadar yakın olursak o kadar net çekeceğiz biz bu A'yı. Buna göre kameranın en net görüntüyü yakaladığı anda A noktasına olan uzaklığı kaç birim olur diye sorulmuş. Yani en yakın uzaklığı soruluyor tabiri caizse. Şimdi ben bunun en yakın noktasının neresi olduğunu bilmiyorum. Buna göz kararı karar vermeyeceğiz ama şöyle diyebiliriz. Varsayalım ki şurası olsun. Ve ben bu noktanın sevgili gençler apsisini, ordinatını bilmediğim için apsisine A diyeceğim. Ordinatına da tabii ki ne diyeceğiz? Kök A diyeceğiz. Çünkü kök X fonksiyonuydu bu. Şimdi en yakın noktasının apsisi burasıysa sevgili gençler bizden neresi isteniyor? Şu uzunluk isteniyor bakın. Şöyle gösterelim. Şu uzunluk isteniyor bizden. Şimdi ben buranın kök A olduğunu biliyorum. Şu kısmında arkadaşlarım 19 bölü 2 eksi A olduğunu biliyorum. Ki 19 bölü 2 demek aslında 9,5 demektir. 9,5 eksi A olduğunu biliyoruz sevgili gençler bu kısmı. Şimdi ben bu soru işaretini nasıl bulurum? Tabii ki nasıl bulmamız gerektiğini biliyorsunuz. Pisagor'dan şu şekilde. O halde diyorum ki ben şuradaki uzaklık fonksiyonuna ux diyeyim. Ux eşittir karekök içerisinde kök a'nın karesi a yapar artı 9,5 eksi a'nın karesi. Bu da ne yapar arkadaşlarım? Şu 9,5'un karesi eksi 2 kere 9,5 19 yapar. 19 çarpı a artı a'nın karesi dedim. Karekök içerisinde. Şimdi bana şunun soru işaretinin artık ux fonksiyonuyla belirlendiğini biliyoruz. Ve bu da hatta ua fonksiyonu diyelim. X hiç kullanmadık. Değişkenimiz a'ydı burada. Peki sevgili gençler ben artık bunun en kısa mesafesini bulmak istiyorsam tabii ki türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim ki ekstremumları gelsin elime. O halde u türev a'yı bir bulalım beraber. U türevi a da köklü fonksiyonların kök içerisinde olan fonksiyonların türevinin nasıl alındığını hatırlıyorsunuz. İçinin türevi, yani burada a karenin türevi 2a. Eksi 19 a'nın türevi eksi 19. A'nın türevi de 1. Eksi 18 yapar. 9,5'un karesinin türevi de zaten 0'dır. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi eşittir 0 diyoruz. Şimdi zaten bakın paydayı yazmadım. Niye? Çünkü ben bunu 0'a eşitlediğim için bunun kökleri zaten pay kısmından gelecek. Yani ben ne yapacakmışım? Şunu 0'a eşitlesem a'yı bulurum. Ben bunu 0'a eşitlersem zaten sevgili gençler a 9 gelecektir. A 9 ise burası da 3'tür. 9 ise şurası ne yapar? 9,5'tan sevgili arkadaşlarım 9'u çıkarırsınız. Burası da 1 bölü 2 yapar. Şimdi burası 1 bölü 2. Burası 3 iken şurası ne olur onu soruluyor bize. 3'ün karesi 9, 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar arkadaşlarım. Ve bunun da karekökü bize soru işareti verir. Bunları toplarsanız 37 bölü 4 gelir. 37 bölü 4'ün karekökü de tabii ki kök 37 bölü 2'dir diyebiliriz. Demek ki bizim en yakın mesafemiz buymuş ve en net görüntüyü bu kadar mesafeden alabiliyormuşuz ancak. Evet, 117. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçiyoruz. Öncüllü bir soru var. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonunun türevi f türevle gösteriliyor. F fonksiyonu periyodikse f'in türevi de periyodiktir denilmiş sevgili gençler. Peki bu doğru mu acaba? Yani periyodik bir fonksiyonun türevi de periyodik olur mu?
Tabii ki olur. Neden olmasın? Çünkü sevgili arkadaşlarım, eğer periyodik bir fonksiyon varsa, örnek veriyorum, her zaman şu hareketi yapan bir fonksiyon var. Her zaman bu hareketi periyodik, mesela bunun periyotları da bir olsun. Her zaman bu hareketi yaparak devam ediyor bu fonksiyon. Şuradaki türevi ile buradaki türevi, buradaki türevi eşit olacak. Buradaki türevi, buradaki türevi, buradaki türevi eşit. Buradaki, buradaki, buradaki türevi birbirine eşit olacak. Dolayısıyla f periyodikse tabii ki türevi de periyodiktir. Yani 7. sorumuzun 1. öncülü doğru. Peki f fonksiyonu artansa f'in türevi de artan olur mu? Şimdi mesela sabit bir f fonksiyonu düşünelim. Sabit dedim, yani doğrusal bir f fonksiyonu düşünelim. Mesela y eşittir x fonksiyonu. Gördüğünüz üzere bu fonksiyon artan. Fx eşittir x. Şimdi f'in türevine bakıyorsun. 1. Bu fonksiyon artan ama bu fonksiyon sabit. Dolayısıyla ikinci öncülü yalan oldu. İkiler gitti. F tek fonksiyonsa f'in türevi çift fonksiyondur. Evet, bu zaten her zaman geçerli. Söylemiştik. Bir tek fonksiyonun türevi çifttir ya da bir çift fonksiyonun türevi de aynı zamanda tektir. Dolayısıyla sevgili gençler, üçüncü öncülümüz de doğru. Cevabımız Edirne seçeneği olur diyebiliriz. 8'e geçtik. 0, 2 açık aralığında tanımlığı türevlenebilir ve mutlak maksimum değeri olan bir f fonksiyonunun grafiği hangisi olabilir? Şimdi tanımlı olacak, türevlenebilir olacak ve mutlak maksimum değeri olacak bir tane de. Tamam. Şimdi şu fonksiyona bakıyorsunuz. Mutlak maksimum noktası yoktur bu fonksiyonun. Yani maksimum çıkabileceği yüksekliği göremiyorsun grafikte. Dolayısıyla burayı eleyebilirim, örnek veriyorum. Burada bize ne demişti? Mutlak maksimum değer demişti, değil mi? Şimdi ben şu kısmın yerel maksimum değer olduğunu biliyorum. Yerel maksimum. Mutlak maksimumunun neresi olduğunu bilemem. Niye? Çünkü bu yerel maksimumdan daha büyük olan noktalar da var, değerler de var. Dolayısıyla bir mutlak maksimum değerine, bakayım, mutlak maksimum değere sahip değildir. Dolayısıyla Bursa da olamaz. Şimdi şuraya bakıyoruz. Evet, burada bir mutlak maksimum görünüyor tepe noktasında. Bu fonksiyon tanımlı da 0,2 kapalı açık aralığında. Yalnız bu fonksiyonun bu T noktasında türevi yok. Neden? Çünkü sivri uçlu. Bu da gitti. Bakın, bunun bir yerel maksimumu, bir yerel minimumu var. Benim minimumla işim yok. Soru benden yerel mutlak maksimum olsun istiyordu. Bu yerel maksimum aynı zamanda mutlak maksimumdur. Neden sevgili gençler? Çünkü bu fonksiyonun alabileceği maksimum değerdir. Dolayısıyla sevgili gençler, mutlak maksimumu var. Tanımlı mı? Evet, tanımsız olduğu hiçbir nokta yok 0,2 açık aralığında. Bu da sağladı. Ve türevlenebilir mi? Evet, her noktada türevlenebilir. Herhangi bir kırık nokta, herhangi bir sivri nokta yok sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız Denizli'ymiş. Edirne'ye de bakalım, eleyelim. Zaten bu Edirne'nin de bakın mutlak maksimumu olmadığını görüyorsunuz. Bu da gider. Cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bir diğer sayfamız 118. sayfa, bir integral sorusu. Bana diyor ki x kareye u dönüşümü yaparsan hangi integrali bulursun diye sorulmuş. Yapalım. Arkadaşlarım, x kareye ben u dersem 2x dx'e tabii ki du demiş olurum. Diferansiyelini aldım. Bana x dx lazım olduğundan bu 2'yi alırım, karşıya fırlatırım ve x dx du bölü 2 olur. O halde arkadaşlarım, artık yazmaya başlayabiliriz. İntegral x dx'e du bölü 2 demiştik. O bölü 2'yi dışarı attım. Bölü. İçeride de şurada da bakın 1 artı u kaldı. Onu da bu şekilde yazabiliriz. Şimdi 1 bölü 2'si dışarıda olan herhangi bir şık yok. Dolayısıyla bu 1 bölü 2'yi içeri alıp da şu şekilde çarparsam integral du bölü 2 artı 2u olur. Bu da bize Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 10. sorumuz. Gerçek sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir f fonksiyonunun 2,7 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı hangileriyle hesaplanabilir diye sorulmuş bize. Ortalama değişim hızından bahsediyoruz. Şimdi 2 ile 7 aralığındaki ortalama değişim hızını nasıl buluruz sevgili gençler? Tabii ki f7'den f2'yi çıkarırız ve 7'den de 2'yi çıkarırız, böleriz. Yani f7 eksi f2 bölü 5 bize cevabı verecek. Bu ortalama değişim hızıdır. Şimdi bakalım.
F'ler, pardon, h'lar sıfıra giderken şurada ben h gördüğüm yere sıfır yazdığım takdirde bu f7 eksi f2 bölü h sıfırdı. 5 gelir. Demek ki bu bize ortalama değişim hızını veriyor. Çünkü f7 eksi f2 bölü 5'i sağladı. F7 eksi f2 bölü 5 demiş. Bu da sağlıyor. Zaten direkt buydu. Buna bakıyorsunuz. F'in türevinin integrali nedir arkadaşlarım? Fx'tir değil mi? Şimdi bu fx'te 2 ile 7 yerine yaz ve 5'e böl demiş. Yazarsanız f7 eksi f2 bölü 5 gelecektir ki bu da zaten bunun aynısı. Demek ki 3. öncül de oluyormuş. Cevabımız da Edirne'ymiş diyebiliriz. Evet gençler, 119. sayfamıza geçtik. 118. sayfamızdayız. Sağ üst taraftayız. 11. soru. F fonksiyonunu bize grafiği verilmiş. Eksi 4'ten de 4'e kadar f mutlak x dx 32 demiş. Buna göre f2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi birazcık hesap yapalım, kitap yapalım. Nasıl yapacağız? Bir kere eksi 4 şurada, artı 4 de burada olsun. Tamam, 4'ü biraz daha sağ tarafa çizelim. Artı 4 de burada olsun sevgili gençler. Bana fx değil f mutlak değer x lazım. Şimdi f mutlak değer x, yani içerinin mutlak değeri alındıysa ne yapıyorduk? Fonksiyonun y ekseninin sağ tarafında kalan kısmı katlıyorduk sol tarafa doğru. İkisi de birbirinin simetriği oluyordu. Dolayısıyla bunu bu şekilde sola doğru katladık ve yeni fonksiyonumuz burada siyahla gösterdiğim fonksiyon oldu. Artık bu kısmı görmezden gelebilirsiniz, şu maviyi. Ve diyor ki eksi 4'ten 4'e kadar, yani sevgili gençler aslında bir bakarsanız aşağıda verilen integral bize şu bölgedeki kalan kısmın, yani sarı kısmın alanından bahsediyor. Bu alan sevgili gençler kaçmış? Bakın burada 32'ymiş. Simetrik olduğu için 16'ya 16 paylaştırmak gerekiyor değil mi alanları? Şimdi şurası üst taban diyelim 3 birim. Burası yükseklik diyelim 4 birim. Burası da sevgili gençler bilmiyoruz. Buraya da A birim diyelim. Böylelikle alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 16 olduğunu söyleyebiliriz. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8. Demek ki A artı 3'ümüz 8'miş. Ve A buradan kaçmış? 5'miş. Şimdi ben buradaki A'yı sildim. Ve dedim ki hocam burası 5. Benden ne isteniyor peki? Benden şu isteniyor arkadaşlar. F2 kaçtır? Şurası soruluyor. Şimdi 3'ten 4'e 2 artarken 3'ten de 5'e 2 artmış değil mi? Şimdi yok, 0'dan 4'e, özür diliyorum. 0'dan 4'e 4 artarken aynen 0, 3'ten 5'e 2 artmış. O zaman ben 0'dan 2'ye 2 artarken 3'ten buraya 1 artar derim ve 4'tür burası derim. Tabi benzerlikten geliyor ama geometriciler gibi yapmadım ben benzerliği. Kafadan kurdum. O halde sevgili gençler bizim f2'miz neymiş? Burası 4 birimse tabii ki 4'müş. Cevabı işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. 12. ve son sorum olması gerek. Aynen bu videonun son sorusu yalnız. Haberiniz olsun. Diyor ki k bir gerçek sayı olmak üzere aşağıda f ve k çarpı f fonksiyonların grafikleri verilmiş. S1'in 4 birim kare olduğu söyleniyor ve S2 de sevgili gençler 3 birim kareymiş. S1 ile S2 boyalı bölgelerinin S1 ile S2 boyalı bölgelerin alanlarını gösterdiğine göre K kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğim. İntegral 0'dan 2'ye kadar fx dx yardımıyla ben S1'i bulurum ki S1 4'müş ve 0'dan 2'ye kadar K çarpı fx dx dersem bu da bana 3 artı 4, bakın altta kalan kısmın alanı 7'yi verir. Şimdi bu k'yı dışarı atabiliyoruz, biliyorsunuz. Şöyle diyelim, k çarpı 0'dan 2'ye fx dx 7 ise ben 0'dan 2'ye fx dx'in 4 olduğunu bilmiyor muyum? Demek ki 4k 7'ymiş aslına bakarsanız. O zaman k kaçtır? Tabii ki 7 bölü 4'tür. Bize de zaten k sorulmuştu. Cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet gençler, videomuzun sonuna geldik. 12 tane güzel soru çözdük. Bir diğer testimizde limit türev integral çalışma sorularının ikinci testinde sevgili gençler görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.